Gençler merhabalar, hatta günaydınlar. Bugün yine iki tanecik soruyla karşınızdayım. Kısa kısa matematik serimize hemen devam edelim. Böyle karışık sorular, hani hiç zaten sınavda da böyle belli bir düzende çıkmadığı için böyle Ankara Üniversitesi'nin örnek sorularına bakalım. Peki bu ne demek? Çarpma demek. Bu ikisini çarpacakmışız. Yani A çarpı B neye eşit olacakmış? 2B'ye. Yani buradan ne görüyoruz? A eşittir 2 olmalıymış. Peki gördüğünüz gibi B ile B'yi toplarsam, yani 2B eşittir C. B ile C'yi toplarsam da, B ile C'yi toplarsam da 6A'ya eşitmiş. Peki ben C gördüğüm yere ne yazabilirim? C gördüğüm yere 2B yazabilirim. Peki ben buraya 2B yazarsam ne olur? 2B yazarsak ne olur buraya? 3B eşittir 6A. A'yı zaten 2 bulmuştuk. Yani ne olur buradan? 3B 12, B 4 çıkar. Ben B gördüğüm yere 4 yazacak olursam da C kaç çıkar? 8. Gayet basit tablo sorularından bir tanesiydi. Peki gelelim böyle birazcık daha matematik denildiği zaman akla gelecek olan konulardan, yani limit. Limitte böyle bir ifadede, bakın x yerine sonsuz yazarsanız sonsuz bölü sonsuz belirsizliği çıkar. Çünkü 2 çarpı, böyle küçük de konu anlatımı da yapalım. Küp kök sonsuz demek, hala sonsuz demekti hatırlarsanız. Peki ln 2 sonsuz da, yine ln x'in grafiğini hatırlayacak olursanız, sonsuz olacaktı. Şimdi böyle bir ifadede ne yapıyorduk? L'Hôpital, yani L'Hôpital, L'Hôpital diye yazılıyor, L'Hôpital diye okunuyor. Neydi L'Hôpital? Siz limit x sonsuza giderken fx bölü gx diye bir fonksiyonla karşılaştınız ve bunun sonucu sonsuz bölü sonsuz oldu. Peki ne yapacaktınız burada? Burada şöyle yapıyorsunuz. Limit x sonsuza giderken f üssü x bölü g üssü x. Bakın bölümün türevi değil. Burada sakın böyle bir şey yapmayın. Yani şöyle düşünüyorsunuz. Payın türevi, paydanın türevi. Tabi bir de bunu ne zaman uygulayabiliyorduk? 0 bölü 0 belirsizliğinde de bu kuralı uygulayabiliyorduk. Peki böyle bir ifadenin türevi nasıl alınır? Ona bakalım. Limit x sonsuza giderken, bakın şu ifade, şu ifade ne demektir? Onu düzenleyelim. 2 çarpı x üzeri 1 bölü 3 demektir. Bu da zaten elende bir sıkıntı yok. Şöyle. Elimde bir sıkıntımız yok. Ve elim pratikliğini kaybettiği farkındayım ama kısa bir video olduğu için de zaten böyle küçük aksaklıklar çok önemli değil diye düşünüyorum. Peki bunun türevini alacakmışım. Bunun türevini alacakmışım. X yerine yine sonsuz yazacakmışım. Peki amacımız bunu yapmak. Peki hemen yapalım. Limit x sonsuza giderken 2 çarpı 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3. Ne yapıyorduk burada biz? Yani böyle bir x üzeri n gibi bir ifadenin türevini alırken ne yapıyorduk? N'i başa çarpan olarak atıyorum, üstünü bir azaltıyordum hatırlarsanız. Peki ln x'in türevi neydi? İçinin türevi bölü kendisi, yani 2x'in türevi bölü kendisi olacakmış. Peki ln x'in türevini açıklayabileceğim bir boşluk var mı? Şöyle yapalım isterseniz. Ln fx'in türevi gençler, şöyle türevi diyelim, f'in türevinde x bölü gx olacaktı, fx olacaktı. Yani içinin türevi bölü kendisi. Düzenlerseniz bunu, artık bunu düzenlemek için uzun uzun uğraşmayacağım. Şöyle hemen düzenleyeyim. 2 bölü 3 çarpı x üzeri 1 bölü 3 olacak. Peki ben x yerine sonsuz yazarsam cevap ne olacakmış gençler? Sonsuz olacakmış. Böyle günde kısa kısa video atmak benim için de böyle çok kolay oluyor. Yani iki tane soru çözüp hemen atıyorum. Öteki türlü daha uzun videolarda bu sefer zaten daha uzun bir sürü videomuz var. Böyle günlük hani şey gibi düşünün. Hani Ümit Hoca bugün ne yapmış acaba deyip böyle iki tane soru öğrenirseniz sizin için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Zaten konu anlatımlarımızda birçok videolar mevcut. Şimdilik benden bu kadar. Yarın görüşürüz.